2016 öncesi tescilli olan iş yerleri ve 2016'da devam eden, işçi çalıştırmaya devam eden iş yerleri ve 2016 yılı itibariyle ilk defa işçi çalıştıracak olan işverenler açısından bir farklılık arz ediyor. Bolu'da faaliyet gösteren muhasebeci ve mali müşavirlere Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından işverene verilecek olan asgari ücret teşviki eğitimi verildi. Bu farklılık 2015-2016 öncesinde işçi çalıştırıp 2016'da çalıştırmaya devam eden işverenlerin 2016'da teşvikten yararlanma kriteri 2015'in aynı ayında çalıştırmış olduğu işçi sayısı ve gün sayısına göre belirleniyor. Bolu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Necmi Tunca, üyeleri için seminer düzenledi. Odaya bağlı tüm muhasebeci ve mali müşavirler, SGK İl Müdürü Erhan Çavuş tarafından bilgilendirildi. 2016'da tescil edilmiş bir iş yeri borcu var, yararlanabilir mi? Yararlanamaz. Bunun dengesini de bu şekilde kurmaya çalışmış. Çavuş, muhasebeci ve mali müşavirlere devlet tarafından işverene verilecek olan asgari ücret desteği hakkında bilgiler verdi. Kimler yararlanabilecek asgari ücret desteğinden? 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının A bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör iş yeri işverenleri. Yani uzun vadeli sigorta kolları dediğimiz, yani normal SSK'lı çalıştıran kişilerden yararlanılabilecek. Yani emekli çalışıyor, sosyal güvenlik destek birimine tabi olarak çalıştırılan kişilerin bu destekten yararlanma hakları yok. Sadece uzun vadeli sigorta kolları uygulanan, yani tüm sigorta kollarına tabi olan SSK açısından bildirilen kişiler faydalanabiliyor. Çavuş çıkan asgari ücret genelgesinin ayrıntılarını anlattı. Çavuş bu teşvikten kimlerin yararlanacağı, sigortalı ve belge türü bazında kapsam ve destek süresi hakkında katılımcılara bilgi verdi.